Armağan Yol Gösteren, 1985 doğumlu Ankara'da yaşayan ve üreten bir sanatçı. Gazi Üniversitesi'nden mezun ve uzun yıllar bu profesyonel yaşamını devam ettiriyor. Armağan'ın meselesi, derdi şehirler. Dolayısıyla resimlerinde hep şehrin dinamiklerini, insanlarını ve ifadesini görüyoruz. Armağan'cığım merhaba. Selam, selam. Ayakın olmuş ya, yaramış sana ya. Şöyle bir şey. Tamam, yapmayalım. Hiç sorma. Çıkarmayalım. Tamam, peki. Ankara'da çalışıp üretiyorum. Bu kentten besleniyorum. Açıkçası hani geçmişte 90'larda çocuk olduğumuz için sokaklardan aldığımız o veri ve kodları üniversitede şimdi şehirle alakalı işlerle, işler yaparak üretimimi sağlıyorum. Yüksek lisansımı bitirdim. Doktora için gelecekti. Tabii doktora için şu anda bir hazırlık safhasındayım. Bir de bir inisiyatifimiz var, Antialan diye. Onunla alakalı tabii ki de projelerimiz ve üretimlerimiz olacak. Ankara'yı nasıl gördün, nasıl yaşadın ve Ankara'dan beslenmenin mecraları neler? Ankara'da aslında biliyorsunuz gri bir şehir. Daha çok bir memur kenti. Bir takım kavramlardan yola çıktım aslında. Mesela inşa etme kavramından yola çıktım. Yaptığım mesela Kentopya serisi var. İlk kişisel sergimde öyle oldu zaten. Kentten bu şekilde ilk başta tabii belirli kavramlar belirleyerek, belirli seriler üreterek tabii bu işe başlamak lazım. Ankara'da buna çok müsaitti. Sürekli var olan bir inşaat vardı. O inşaattan beslendim. İnşa etme kavramından beslendim. Bu şekilde seriler ürettim. İşte düzen serisini ürettim. Kentopya serisi var. Şehir içi yaşam serisi var. Bu seriler zaten sürekli devam ediyor. Bu şekilde kavramlar üreterek açıkçası beslendim Ankara'dan. Ankara buna çok müsaitti. İstanbul daha nasıl söyleyeyim, daha hareketli, dinamik bir şehir. Burası biraz daha durağan bir şehir açıkçası İstanbul'a nazaran tabii. İnsan ilişkilerini daha samimi buluyorum. Yani İstanbul'da bu kadar samimi bir ortam bulamazsınız. Aslında böyle bir serim de var, düzen serisinin içerisinde. Doğaya müsaade edildiği müddetçe bu bahçemizdeki yeşillikler olsun ya da işte yeşil ortamlar, yeşil imajlar diyeyim. Onunla alakalı da aslında bir seri yaptım. Sadece doğaya izin verilen alan olarak. Aslında tabii Ankara'da dediğiniz gibi çok büyük alanlar da var ama ben o alanların dışında daha çok bence yeşil olmalı diye düşünerek de böyle de bir serim de var açıkçası. Cazibeli diye önümüze çıkan resimlerden oldukça farklı bir yaklaşımı izlediğin kesin. Evet. Ve bu düşündürücü, eleştirel ve biraz da bazen insanı rahatsız edici yaklaşım konusunda ne dersin? İnsanları herhalde bazı mekanizmalar var ki resimlerde, evet, düşünmeye biraz davet ediyorsun. Evet, ben böyle tabii ki de tuval, akrilik, boya, fırça, bunlar tabii ki de eski dönemlerden beri bu zamana kadar yapılan şeyler, daha retinasal şeyler. Ben hani birazcık bunların dışında kağıt kullanıyorum. İşte boyayı aslında onu tuvale ya da iki boyutlu bir düzleme yapıştırmak için kullanıyorum. Galeriler kapalı fakat bundan sonraki erişim ve sizin sanatınızı kitlelere ulaştırmanız konusunda ne söyleyebilirsin? Tabii ki de bu süreç herkesi çok derinden etkilediği için bütün galerilerde hani sanal turlar düzenliyorlar. Bunların tabii çoğunu gezdim, gördüm. Ama tabii ki de bir sanat eserini yakından görüp ona bakmak gibi bir samimiyet olmuyor. O yüzden de hani açıkçası bu sürecin sonlanmasını istiyoruz. Çünkü sonlandığı zaman açıkçası bir takım şeyler tekrardan yoluna girecek, tekrardan düzene girecek. O yüzden yapabileceğimiz tek şey bu sürecin bitmesini beklemek.